Daha böyle somut veyahut da sert hardcore denen türden olaylara geldiğimiz zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini Irak batağından çekmek için hayli mesafe kat ettiğini, buna karşılık Afganistan batağına da battıkça battığını görüyoruz. Ve şöylece çok nette bir durum aslına bakarsanız ortaya çıkıyor. Pakistan meselesi halledilmeden Afganistan meselesinin halledilmesi mümkün değil. Ondan da kastım şu. Şimdi WikiLeaks çok konuşuldu. Biz de konuştuk. Yeni dönemin önemli unsurlu bir bireyin bir kurumlar önemli yıkıcı ya da yapıcı önemli işler yapabileceği. Şimdi WikiLeaks'in daha önceki bütün yayınlamış olduğu belgelerden ve bunlar şimdikilerden de ortaya çıkıyor ki Pakistan devleti bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük yardımlar alıyor. Bunun da gerekçesi işte terörizme savaşacaklar El-Kaide'yle ya da Taliban'la. O paraları cebine koyuyor. Ondan sonra Pakistan gizli servisleri Pakistan'daki Taliban'a yönelik hiçbir şey yapmadıkları gibi Afganistan'daki Taliban'ı destekliyorlar. Neden? Pakistan, Afganistan'da kendisinden bağımsız olabilecek bir rejime tahammül edemiyor. Bunun da sebebi Hindistan'ın orada güçlü olacağını düşünmesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ise bunu kontrol edebilme, Pakistan'ı kendine göre yola böyle bir imkanı yok. Bu WikiLeaks'te bu da çıktı Evet. ortaya. O zaman Afganistan bataklığında daha bir müddet debelenecek gibi gözüküyor. Ancak o konuda da Amerika içinde ciddi bir tartışma var. Çin'e baktığınız zaman ben Çin açısından son derece önemli bir işin bu yıl gerçekleştiğini düşünüyorum. O da bir sonraki cumhurbaşkanını iyi kötü belirlemiş oldular. Yani iktidarın kimden kime geçeceği konusunda Çin'de artık bir sıkıntı yaşanmayacak ya olduğunu görüyoruz. Buna karşılık Çin'de de tabii önümüzdeki dönemde Çin'in bu bahsettiğim güçlenmesine koşut bir sorumluluğu yüklenip yüklenmeyeceği, bunu yapıp yapmaması gerektiği de ciddi bir şekilde tartışılıyor. Şimdilik Çin kendi bildiğinden farklı hareket etme anlamına gelecek hiçbir şey yapmaya niyetli değil. Öyle baktığınız zaman da tabii bir de Çin'in bu yıl geçmiş yıllardan çok daha agresif olduğunu görüyoruz. Yani kendi iktidar alanını, çıkar alanını büyük bir kıskançlıkla koruyor. Kendi ilgi alanı içinde olduğunu söylediği yerlerde silahlı kuvvetlerini kullanarak diğer ülkeleri tehdit etmese de sindirmeye Sindiriyor. çalışıyor. Bu da tabii ne yapıyor? Çin'in çevresindeki ülkelerin eyvah Çinliler eskisi kadar yumuşak davranmayacaklar. Sertleşiyorlar. Dolayısıyla bizim de kendimizi korumamız demelerine yol açıyor. Japonya'nın yaptığı gibi. Sadece Japonya değil. Şimdi bakıyorsunuz Vietnam, Çin böyle palazlandım ben beni dinleyeceksiniz dediği zaman şu kadar yıl savaşmış olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp onlardan füze filan satın almaya çalışıyor. Güney Kore benzer şekilde belirli tercihler yapmak zorunda kalıyor. Tabii Çin'in bu kadar güçlenmesinden rahatsız, o da kendince yavaş yavaş bir deniz kuvvetleri filan kurarak askeri olarak alanda da gücünü göstermeye çalışıyor. Şimdi şöyle de bir enteresan taraf var. Şimdi Türkiye'den baktığımız zaman, Türkiye'de geleceğim. İşte Türkiye ya da Brezilya gibi ülkelerde yükselmekte olan, ekonomileri büyüyen, buna koşu kendi bölgelerinde daha etkili olmaya başlayan ve kendi çıkarlarıyla küresel gücün çıkarları çatıştığı zaman da kendi çıkarlarını koruma konusunda gayet kıskançça hareket eden böyle ülkeler. Pek çok böyle ülke var ve buradan da şöyle bir sonuca varılıyor. Batı'ya karşı ya da Batı emperyalizmine karşı işte eski üçüncü dünya ya da bugünün yükselen güçleri dayanışma içinde olacaklardır. Hayat böyle gitmiyor. Devletler sistemi de böyle işlemiyor. Mesela bakıyorsunuz Hindistan 1,2 milyar nüfus, çok hızlı büyüyen bir ekonomi, büyük bir demokrasi vesaire. Doğal olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kendine bir kalıcı sandalye Evet. istiyor. Buna en çok karşı çıkanlar kim derseniz, mesela Amerikalılar bunu destekliyorlar. Buna en çok karşı çıkan kim dediğiniz zaman da Rusya ve Çin karşı çıkıyorlar tabii ki. Çünkü Hindistan'ın kendi statüsüne uygun bir kurumsal konuma kavuşması güç dengeleri açısından onların da İşine işine gelmiyor. gelmiyor.